Hazal'la yaptığım görüşmeden sonra durumu bir de Emre'nin ağzından dinlemek istiyorum. Onun için şimdi Emre'yi Kırmızı Oda'ya davet ediyorum. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Pervin. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Merhaba. Gel bakalım. Dün ufak bir tatsızlık yaşanmış. Hazal'la? Evet. Ben de onu konuşmak istedim seninle. Bir de senin cephenden dinlemek istedim olayları. Ya açıkçası... Dertleşelim istedim valla bugün biraz. Ne dersin? Bu dönemlerde çok fazla şeyim. Böyle biraz tahammülsüz oldum. Hı hı, biraz öyle geliyor. Oldun. Tahammülsüz oldum gibime geliyor. Hı hı. Ya aslında bunların bilincindeyim ama inanın ilk günden beri buranın vermiş olduğu çok büyük bir ağırlık var. Biliyorum, yoruldum. Üzerimde. Yani herkes gitti, geldi. Hı hı. Bir de benim gibi burada Tankut var şu anda. Evet, Tankut da aynı durumda. O da aynı şekilde hissediyor. Şimdi duygusal Hazal'la, bir yorgunluğunuz var aslında. Hem duygusal hem fiziksel. Fiziksel evet ayrı bir boyut ama aslında yansıyan duygusal yorgunluğunuz ilişkilerinize yansıyan. Aynen. Bir de işte artık tahammül seviyesi azaldığı zaman insanların yanlış anlama olasılığı da çok fazla yükseliyor. Aynen öyle. Yani o yüzden bazı olayları o anda... Ani ve fevri tepkiler verebiliyorum. Sonrasında oturup düşündüğümde bunun pişman bu kadar olursun. Gereği yokmuş diyorum yani. Hani ya da bir şekilde denk gelip izlediğimde. Hazal'la da şu anki olan ilişkimizde bilmiyorum yani Hazal'ın ben sevgisinden de eminim. Bana karşı duyduğu saygıdan da eminim ama evet. Bazı noktalarda çok bencice davrandığını düşünüyorum. Mesela? Ya mesela yani hani... Ben ilişki içerisinde normalde ben de bencil olan tarafımdır. Hani bunu bilirim kendim geçmişimdeki ilişkilerden dolayı ama şu anki ilişkime çok daha farklı bakıyorum ve çok farklı ilerliyorum ilişkimde. Daha dikkatli oluyorum. Daha dikkatliyim, daha yani üzerine titriyorum gibi özen bir şey var. Gösteriyorum. Evet, özen gösteriyorum ama işte bazı noktalarda bunun suistimal edildiğini hissettiğim an bu sefer çıkışlara başlıyorum. Öyle mi hissettin dün de? Ya dün öyle hissetmedim, dün şöyle hissettim. Dün sevdiğim kadının benim oradaki sinirli anımdan sonra hani benim yanımda bana sarılıp tamam sakin ol demek yerine onun da bana karşı tavır yaptığını gördüm ben orada. Yani sıkıntı karşıdan geldi bana. Öyle bir üslup takılınca, öyle bir şekilde gelince bana ben de karşılığında dedim ki yani benim yanımda olman gerekiyor senin. Evet böyle bir şey yaşamış olsam bile. Aslında senin sen, yanında. Hiç benim ondan yanımda, kuşkun yok senin de. Ya ben bundan yana kuşkum yok. Bu zamana kadar i̇fade olmadı ama. İfade ediş şekline dikkat edeceğiz. İfade edişine dikkat edeceğiz. Değil mi? Tek sıkıntı ifade. İfadede sıkıntı var. Tek sıkıntımız yani, bu değil mi? Başka bir sıkıntımız yok. İfadede sıkıntı var bir de çok kıskanç. Aşırı kıskanç. Bu başka bir konu şimdi. Başka bir tarafa geçiyoruz. Aşırı kıskançlığını törpülemesi gerekiyor. Yani inanın. Kaybetme korkusu mu yaşıyor acaba seni? Kaybetme korkusu yaşamıyor. Yani bilmiyorum hani onun için sevgi çok önemli. Senin için değil mi? Şu anlamda söyleyeyim size. Şimdi Hazal hiçbir zaman konuşmasa da ben az çok bahsedeyim. Hazal sevgiyle, sevgi onun için çok önemli. Yani şu şekilde sevgiyi çok az görmüş. Anladım. Sevgiyi çok az gördüğü için sevgisini çok de istiyor. Paylaşmak istemiyor. Evet, yani haklı nasıl olarak. Diyeyim size gıdım gıdım veriyor karşısındaki insana. Anlatabiliyor muyum? Kendi içinde bulunan sevgiyi çünkü... Ben ona bütün sevgimle gidiyorum. Tamam. Bunu görebiliyor ama tamam. Kendisinde bulundurduğu o sevgisi çok yüksek bana karşı. Ama bunu gıdım gıdım gösteriyor. Gıdım gıdım veriyor ki... Yani, gitme. Gitmeyeyim diye. Gitme. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani öyle bir yapısı var onun. Ve o yüzden onu çok iyi anlıyorum. O yüzden onu çok seviyorum. O yüzden ona kızamıyorum, kıyamıyorum. Ya da onun benim dışında ben onun başka birini mutlu edebileceğini düşünmüyorum. Merhaba Hazal'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzelsin böyle bugün. Sizi şıktınız efendim. Gel bakalım, nasılsın? Ne var ne yok? Sen böyle yapınca... Kesin bir sorun mu var? Kesin bir şeyler var demektir. Aslında biraz iyiyim, biraz kötüyüm. Ben o kötü kısmı öğreneyim bakalım. Neden kötüsün? Neden diye sorarsınız. Dün küçücük birazcık tartıştım. Ne kadar küçücük anlat bakalım. Şu kadar küçük. Emre, ben cezalıydım gerçi konuşmadık. Emre bizim eve geldi. Tamam. Bizim evde neyse oturduk. Tamam. Cezam bitti, oturduk konuştuk. Tamam. Hafta sonu bir konu telefonla konuşmamızdan dolayı bizim küs olduğumuzu düşündü. Ama oysa ki öyle bir şey yoktu. Yanımda kırıldığımı düşünmüştü. Öyle bir şey yoktu. 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 Sarıldım, öptüm, oturduk, sohbet ediyorduk. Tamam. Birdenbire
Yan tarafta Mehtap, Erdem, Ali ve Nur karakterleri orada bir yerde konuşmaya başladılar. Ve Mehtap eski günlerden bahsetti. İşte Emre, Nur muhabbeti açtı. Tabii biz de bunu duyduk. Emre sinirlendi. İşte bir daha söz etme, eski günlere geçirmeyin falan filan derken. Neyse tartıştı. Ben dedim ki Mehtap gitti. Dedim Mehtap'la tartışmaya gerek yok. Ben çözerim. Sen bırak hani kadın kadını biz halledelim. Biz hallederiz. Biz halledelim. İşte defol git buradan konuşma. Bayağı bir yükseldi, sinirlendi. Ben de birazcık gerildim o ortamda. Ben hallederim falan demiştim. Neyse. Mehtap giderken bir söz söylemişti. Dedi ki zaten dedi seni de her şekilde de kabul ediyor Hazal falan yaptı. Yani ne yaparsan yap tarzında bir şey söyledi. Bu da biraz bana dokundu tabii. Ben de dedim ki işte bak dedim bu yüzden dedim bana bazı şeyler dokunuyor dedim. Beni dedi geçmişimde dedi yargılama falan filan yaptı. Ben dedim ki ben dedim seni dedim geçmişini yargılamak istemiyorum zaten yargılamıyorum. Bana dokunan sadece geçmişinin benimle yaşaması dedim. Birazcık bunu sıkıntı yapıyorum. Bu kadar dedim. Ve dedim bak dedim böyle söylemleri benim dedim canımı sıktı. İşte dedi eğer dedi bunu öne götür, onu öne süreceksen eğer böyle yapamayacaksan dedi. Bitir dedi. Vazgeç yaptı. Ondan sonra ben de kayış koptum. Biraz sinirlendim. Böyle şey söyledim hatta. Geçmişimi falan diyorsun dedim. Hangi geçmişim dedim. Hani hangisi sıkıntı. Söyle o zaman dedim bir tanesini. Bir örnek verebilir misin dedim. Ben. Veremiyorum işte falan tarzında bir şeyler söyledim. Tamam dedim. Haliyle ben doldum birazcık. Elimde bir elektrik vardı. Ona falan sıkıldım artık dedim. Ağlayarak çıktım. Çünkü gerçekten doğmuştu. İnsanların gözünde farklı bir insan olarak görünmeye başladım. Nedense. Nasıl görünmeye başladın? Yani işte Hazan her şekilde evliliği kabul eden. Öyle mi? Yani bence... Öyle mi? Yani her şekilde derken nasıl ne, derken, her şekilde? Derken evet. Yani bunu aslında yani, bunu söyleyenlere sormak lazım. Yani bunu söyleyen her kişiye her şekilde derken bunun bir açılımını yapar mısın? Bir de aslında bu anlattığın olayda çok da ikinizin yaşadığı bir şey yok Hazal'cığım. Aslında öyle bir şey yok hani, ama neden sucu bize dokundu? Evet. Ya herhalde orada şöyle bir şey oldu. O geçmişin tekrardan karıştırılmasından rahatsız oldu. Sen de bundan dolayı rahatsız oldun. Bir de dıştan böyle dış sesler gelip karışınca birbirinize yükseldiniz böylece. Böyle geriye dönüp düşündüğünde ya beni de şu geçmişte yaşanan şu olay çok rahatsız ediyor dediğin ne? Ya şöyle bir durum var. Ya Halil'i daha önce konuşmak bile istemiyorum aslında. Demek ki o kadar rahatsız ediyor beni. İnsanlarla tanışmış olması, Emre şunu yapıyordu, Emre bunu yapıyordu, bu böyleydi, şöyleydi. Herkesin yorumları. İnsanların ilk zaman girdiğim günden beri yorumları. Artı sosyal medyanın da etkisi var bunda. O yüzden rahatsız ediyor. Diyorum ya sadece bu evin içinde olup sürekli gözde olmak. Göz önünde olmak. Göz önünde olmak. Her şeyi göz önünde yaşıyorum. Aynen olmak. Evet, öyle. Onun bazı aynen yorucu tarafları oluyor. Bunu kesinlikle zaman zaman hepiniz öyle yaşıyorsunuz. Peki, şimdi... Anladığım kadarıyla çok önemli bir şey yaşanmamış. Aslında çok sorun olan bir şey de yok. Yok asla. Ama devam eden süreçte şu yolu izlersek çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Geçmişi komple geride bırakacağız. Hiçbir şekilde konuşmayacağız artık. Yaşanan yaşandı. Herkes her şeyi kabul etti. Bir de şunun altını çizeceğiz. Hazal Emre'yi her şekilde kabul eder değil. Hazal Emre'yi sevgisiyle evet her şekilde kabul eder. Hatalarını da gerektiğinde affeder, ona doğruları tamam, anlatır, anlayış gösterir, empati yapar. Ama bu o ne istiyorsa yapsın, her ne olursa olsun affeder anlamında değil, sevgisinden fedakarlık ederek affeder anlamında. Evet. Sen zaten böyle olduğunu biliyorsun. Ben ya bir Hazal biraz dış seslere kapasan kulaklarını. Ne dersin? Eminim pervanını kapatmaya çalışıyorum ama bazen maalesef de kapatıyorsun. Ha, evet, bazen çok güzel de kapatıyorsun. Bak orada da haksızlık edemem sana. Ama bazen o işte küçük bir şeyler kaçıyor ya içeri. Onlar karıştırıyor sanki ortalığı. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Ben ilk geldiğim zamanlarda hiçbir zaman kimsenin sözlerini kaleye almadım. Dikkate almadım. Kendi sadece hislerin, kendi aklın, kendi duyguların. Kendi doğrumda gitti. Evet. Ve yine de öyle gitmeye çalışıyorum. Sadece küçük etkenle huzursuzluk kaçırıyor işte. Evet.
Ama bunu da eskiye göre çok daha iyi kontrol edebiliyoruz aslında. Kesinlikle. Eskiden o kavgalar, yükselişler kesinlikle çok daha şiddetli öyle oluyordu. Onları da aslında bir çizgide götürebiliyoruz. Evet. Senin mesela oradan dün ayrılmış olman bence çok büyük bir gelişme. Evet. Senin adına çok büyük bir gelişme. Çünkü aslında sen önceden böyle yapamıyordun sanki. Biraz daha tartışmaya gidebiliyordum. Ama şöyle bir durum var. O zaman da çok kırılgandım. Hani bazı şeylerin üst üste binmesi vardı. Bence, sıkılmışlığım vardı, bunalmışlığım evet, vardı. Evet, ama değişip güçlendiğini artık de kabul et. Evet, güçlendim ama evet, sadece bazı şeyleri taşımak istemiyorum. Hı-hı. Yani taşıma gereksinimi duymuyorum. Hı-hı. Zaten taşımana da gerek yok. Aynen. Sen yani ilişkini yaşayacaksın, mutluluğunu yaşayacaksın. Tabii ki ufak tefek pürüzler çıkacak ama aynen, bunlar dış seslerden olmamalı. Sen yeter ki sen kısmetsin.